İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Hakikaten dünyanın cennetindesiniz. Yani insanın ruhunu, bedenini, aklını dinlendirmek için bir cennet bahçesi Bolu. Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Bolu ve İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantı öncesinde konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, İstanbul Sanayi Odası yönetimiyle yapılan toplantının Bolu için kazanç olduğunu belirtti. İstanbul Sanayi Odası'nın Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki yaptığı toplantı bizler için çok önemli. Büyük yatırımcıların içinde bulunduğu bir topluluğun Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'na, Bolu'ya destek vermeleri bizler için ayrı bir önem taşıyor. Ateşin ardından konuşan İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Bolu'nun cennetten bir parça olduğunu ve potansiyelinin değerlendirilmesi için pazarlamanın önemli olduğuna dikkat çekti. Ben Bolu'yu biraz fazla mütevazı görüyorum. Yani bazı hepimiz Avrupa'yı, dünyayı dolaşıyoruz. Bolu'nun tırnağı olmayacak yerleri, kendilerini nasıl pazarladıklarını, nasıl sattıklarını, nasıl katma değer elde ettiklerini, yani bu coğrafyada hakikaten böyle bir Allah vergisi, imkan ve servet var. Bir araya geldiğimiz zaman 1 artı 1, 2 değil, 7, 8, 10 yapacak bir güce sahip iki şehrin ekonomisi. İstanbul bizi sıkıştırıyor artık. İstanbul'da her yapılan işin bedeli ve manevi, maddi değeri pahalı oluyor. Onun için hepimizin yeni fırsat arayışı içinde olduğunu gözlemliyoruz. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin de istikrarın ekonominin büyümesinde önemli olduğunu söyledi. Bolu Türkiye'nin incisi bir şehir. Bolu deyince akla her zaman huzur gelir, refah gelir. Dolayısıyla bu anlamda inşallah bizim arzumuz şu, yıllar yılı biz dengeli bir şekilde sanayisiyle, tarım sektörüyle ve turizm sektörüyle dengeli bir şekilde büyüme amaçladık. Eğer pazarlamada doğru bize öz eleştiri yaptığımızda pazarlama problemi yaşadığımız ortada ama bunun da sebeplerinin en önemlisi altyapı eksikliğimizdi. Bunu da tamamladık. İnşallah yakında havalimanımız da yapılacak. Bu sayede hem sanayimizin gelişiminde sağlıklı bir yapının oluşması hem de turizmde çok sağlıklı bir gelişimi göstereceğimize inanıyorum.